Merhaba, ben Operatör Doktor Aytaç Sayın. Bugün fıtık, özellikle de kasık fıtığı konusunu konuşacağız. Fıtık, organın kendisini yerinde tutan kas ya da oluşumun özellikle de karın ön duvarının dışına doğru kaymasıdır. Normal yerinden başka bir alana yer değiştirmesidir. Fıtıkların çoğu karın, özellikle de kasık kaynaklıdır. Kasık fıtıkları insanda en sık görülen fıtıklardır. Tüm karın duvarı fıtıklarının %75'i inguinal hernilerden, yani kasık fıtıklarından oluşur ve genel cerrahinin en sık ameliyat grubunu safra kesesi taş ameliyatları ile birlikte oluşturmaktadırlar. Kasık bölgesinde olur, direk, indirek ve femoral fıtık olarak 3 ana başlıkta incelenebilir. Erkeklerde kadınlara göre belirgin olarak daha sık görülür ve indirek tip fıtıklar en sık görülen fıtıklardır. Embriyolojik dönemde testislerin karın içinden aşağıya doğru göçünde inguinal kanal adı verilen çevre, kas ve bağ dokulardan oluşan bir kanaldan geçmektedir. Bu kanalın normalden daha geniş olması ya da kişi karın içi basıncını arttırdığında karın ön duvar kaslarının kasılarak bu alanın yeterli daraltılamaması nedeniyle zaman içinde daha da zayıflayan ve genişleyen defekten aşağıya doğru karın içi organlar göç etmeye ve bu esnada kasık bölgesinde gitgide artan bir şişlik gelişmektedir. Bu şişlik içine çoğunlukla omentum denen karın içi yağlı doku ve ince bağırsaklar girer. Nadiren kalın bağırsak ve mesane de girebilir. Kasık fıtığı erkeklerde genetik olarak yatkın kişilerde, prematüre doğanlarda, karın içi basıncını arttırarak kabızlık, KOAH, prostat hiperplazisi gibi hastalıkları olanlarda, ağır iş yapan kişilerde diğer insanlara göre daha sık görülür. Kasık fıtığı belirtileri bazı fıtıklar rutin kontroller esnasında fark edilir ve herhangi bir yakınmaya yol açmaz. Kasık fıtıkları akut olarak belirti göstermese de genellikle kasık bölgesinde şişlik ya da kabarıklık ile karakterizedir. Kişi genellikle kasığında ağrı hisseder. Yumuşak ve içe bastırılabilir durumdaki bu şişlikler karın içi basıncının arttığı durumlarda görülür ve kişi yattığında yok olur. Şişlik üzerinde yanma ve ağrı hissi olabilir. Ağır kaldırma esnasında basınç hissi, rahatsızlık ve acı hissedilebilir. Yemeklerden sonra ağrı hissedilebilir ve bazı durumlarda kabızlığa yol açabilir. Bazı tiplerinde fıtık testis torbasına iner ve bu bölgede şişlik görülür. Çoğu zaman tanısı fizik muayene ile konulsa da bazı durumlarda hekim tarafından kasık ultrasonu istenebilir. Kasık fıtığı tedavisinde kasık fıtığının tedavisi şu şekilde olur. Abdominal, yani karın duvarında oluşan yırtık doğal seyrinde küçülmek ve iyileşmek yerine büyümeye meyillidir. Bu yüzden fıtık teşhisi konmuş kişilerin zaman kaybetmeden ameliyat edilmesi önerilir. Fıtık küçük ise lokal anestezi altında dahi kolayca opere edilebilirse de çoğunlukla genel anestezi tercih edilir. Açık ya da laparoskopik olarak adlandırılan kapalı ameliyat yöntemleriyle opere edilebilen kasık fıtıkları açık yöntem uygulandığında kasık bölgesine yaklaşık 5 ila 6 cm uzunluğunda bir kesi yapılır. Laparoskopik cerrahide ise 3 adet küçük kesi oluşturulur ve bu deliklerin içerisinden sokulan kamerayla ameliyat gerçekleştirilir. Her iki ameliyatta da farklı fıtıklı bölgenin içinde yer alan organlar karın içine alındıktan sonra
Mesh adı verilen bir yama, kas ile karın zarı arasında bulunan bölge üzerine konarak tekrar fıtık oluşmasının önüne geçilir. Yama, vücut tarafından kolayca kabul edilir ve yan etkisi bulunmaz. İki ameliyat türünde de yapılan işlem aynı olmasına rağmen kapalı ameliyat açık ameliyata göre daha konforlu ve az ağrılıdır. Geçmiş olsun diyorum ve sağlıklı günler diliyorum.